Ekonomi Politik Programı'na hoş geldiniz. Yılın bu son Ekonomi Politik Programı'nda grafiklerle Türkiye ekonomisini sizlere anlatmaya çalışacağız. Finansal piyasalardan reel sektöre kadar çok sayıda grafiğimiz var. O grafikler üzerinden Türkiye'nin ekonomik krizini ve bundan sonrasını ve özellikle de 2020 yılının nasıl geçeceğini anlamaya çalışacağız. İlk grafiğimiz aslında ekonomik bir gösterge olmasa bile herkesin çok dikkatli takip ettiği bir dolar TL grafiği ve çünkü özellikle 2018'de şurada gördüğünüz 2018'in ortasındaki kurda yaşanan bu şokla birlikte artık son 1-2 yıldır herkesin gözü kurda. Ekonomiyle alakalı gidişatı anlamak için herkes kura bakıyor. Son 1 yıl içerisindeki gidişata baktığımızda kurun aslında algı çok öyle olmasa da nispeten sakin bir seyir olduğunu görüyoruz dolar TL'de. Yıla 5.30'lar civarında başlamıştı dolar TL. Burada 6.25'lerle zirve yaptığı bir dönem var. O da İstanbul seçimlerinin iptal edildiği ve Amerika-Türkiye ilişkileri gerginliğinin belirsizliğinin devam ettiği bir dönemdi. Ancak onun sonrasında Türk lirasında yine de bir sakin seyir olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir dönem yaz aylarında 5.50'de altına inen bir dolar TL söz konusuydu. Şu anda da yılı 5.95 civarında kapatmaya hazırlanıyor dolar TL. Bu da enflasyon kadar bir kayıp olduğu anlamına geliyor Türk lirasında ki bu reel olarak Türk lirasının değerinin 2019 yılında değişmediği anlamına geliyor. Kur tarafında tablo buydu. Büyüme tarafına baktığımız zaman büyüme verileri biraz geriden geliyor. En son 3. çeyrek var elimizde. Sıradaki grafiğimiz onunla alakalı. Orada Türkiye ekonomisinin 2018'in ortalarından itibaren çok ciddi şekilde küçülmeye başladığını görüyoruz. Burada gördüğümüz 2018'in ilk çeyreğinden sonra Türkiye ekonomisi çok ciddi bir hızla küçülmeye başladı ve burada aslında bu yükselişle bu daralma birbiriyle alakalı. Burada kredi garanti fonu yoluyla Türkiye ekonomisi küçülmeden bu 2016'nın 3. çeyreğindeki küçülmeden hızla %10'un üzerinde hatta %12'lere varan bir büyüme oranı yakalanmıştı. O dönemde kredi garanti fonuyla bankalar piyasaya 200 milyar liranın üzerinde bir kredi borcu etmişlerdi çok kısa bir zaman içerisinde ve o dönemde artan iç tüketimle birlikte Türkiye ekonomisi büyümüştü ama o dönemde ekonomistler uyarıyorlardı. Krediyle bu kadar hızlı büyürseniz bunun daha sonra yan etkileri çok ciddi olur. Enflasyon çok ciddi şekilde artabilir, cari açık artabilir ve bu da aslında Türkiye'nin ekonomik performansını kötü etkileyebilir diyorlardı. Onlar haklı çıktılar ne yazık ki. 2018'in ortalarından itibaren Türkiye ekonomisinin çok ciddi şekilde daralmaya geçtiğini görüyoruz. Hatta %3'lere varan daralma oranı söz konusu oldu. 2018'in ikinci yarısı ve 2019'un ilk yarısı neredeyse küçülmeyle geçti diyebiliriz. Ancak açıklanan son çeyrek verisi %0.9'luk kısmi bir büyümeye işaret ediyor. Muhtemelen yılın son çeyreğiyle birlikte burada %5'lik büyümeler görmemiz dahi olası. Çünkü son dönemde artan kredi hacmiyle birlikte yurt içi tüketim artıyor ve bunu bir sonraki grafiklerde de göreceğiz zaten. Özellikle otomobil ve konut satışlarında çok ciddi artış var son aylarda. Onlarla birlikte Türkiye ekonomisinin tekrar büyümeye başladığını ancak bunun daha önceki 2017 yılındaki gibi sağlıksız bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıksız büyüme derken büyümeye hangi kalemden ne katkı gelmiş? Bu grafik onunla alakalı. Son açıklanan çeyreğe bakacak olursak stoklarda uzun zaman sonra stok eritilirken burada stoklardan üretim yapıldığını görüyoruz. 2018'in son çeyreği ve 2019'un tamamı boyunca son çeyrekte yani açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamlarında artık şirketlerin stoklarını tükettiği ve stoklara üretim yapmaya başladığını görüyoruz. Onun dışında ne dikkat çekiyor diye baktığımızda bu mor çubuk aslında en önemli gösterge bu mor çubuk. O da yatırımlar. Türkiye ekonomisinde hala yatırımlar oldukça zayıf seyrediyor. Şirketler önümüzdeki döneme güvenmedikleri için, finansal piyasalara güvenmedikleri için henüz yatırımlarını artırmadılar. Ve bunun ekonomik büyümeye negatif etkisinin devam ettiğini de görüyoruz. Burada özellikle yeşil çubukla gördüğümüz kamunun tüketim harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi. Yurt içi tüketim düşerken, yurt içi yatırımlar düşerken kamunun harcamalarını artırarak ekonomik büyümeye destek olmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun da yan etkileri devasa bütçe açıkları tabii ki. Bunu da daha sonraki grafiklerde göreceğiz. Sıradaki grafiklerimiz işsizlikle alakalı bir dizi grafiğimiz olacak. Çünkü işsizlik bu şu anki Türkiye ekonomik krizinin en önemli sonucu ve aslında çok ciddi bir toplumsal ve sosyal krize yol açma potansiyeline de sahip ne yazık ki 2019'da artan intiharlardan bunun da nasıl bir sonuç doğurabileceğini görmüş olduk. Bu uzun vadeli bir grafik 2005'ten 2019'a kadar 2009'da Türkiye ekonomisi şimdikine benzer bir şekilde yüksek bir işsizlik oranıyla karşı karşıya kalmıştı. İşsizlik oranı çok kısa bir süre içerisinde %11'lerden %17'lere kadar yükselmişti. Bu veriler mevsimsel etkilerden arındırılmış ve tarım dışı
istihdam verileri, genel işsizlik rakamları değil. Ama 2009'da bu işsizlik bu kadar hızlı bir şekilde %17'lere çıktıktan sonra yine neredeyse aynı hızda başladığı noktanın da altında %10'lu seviyelerin altına kadar gerileyen bir işsizlik oranı söz konusuydu. Çünkü neden? 2010'da, 2011'de Türkiye ekonomisi %10'lar seviyesinde büyüme kaydetmişti. O dönemde hem Türkiye ekonomisi şimdiki kadar sorun biriktirmemişti, hem de küresel finansal ortam Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyümesine imkan sağlıyordu. 2019 krizi aslında şu anda en önemli bizim bakmamız gereken durum bu. 2011 gibi 2020-21 yılında güçlü büyüme görecek mi Türkiye? Şu anki göstergeler görmeyeceğine işaret ediyor. Özellikle Türkiye'deki bankacılık sektörünün durumu, uluslararası sermayenin Türkiye'ye olan ilgisine baktığımızda buradaki yüksek büyüme oranlarının 2020'de görülmeyeceğini ve işsizlik oranının da yüksek seviyeler kalmaya devam edeceğini gösteriyor ki bu bizim açımızdan, Türkiye açısından çok ciddi sıkıntılara yol açıyor diyelim. İşsizlik verilerinin diğer işsizlik verilerini de hızlı hızlı geçelim. Bu geniş tanımlı işsizlik oranında TÜİK'in rakamları dar tanımlı işsizliğe işaret ediyor. Dar tanımlı işsizliğin anlamı da şu: son 4 hafta içerisinde iş arayan ve bu süre içerisinde 1 saat dahi çalışmamış kişiler TÜİK tarafından işsiz sayılıyor. Bu TÜİK'in kendi yöntemi de değil, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün böyle bir tanımlaması var işsizlikle alakalı. Bu veri de başka bir kurumun verisi değil, yine TÜİK'in verisi. Sadece tanımlama farklı. Kimin işsiz sayılacağına ilişkin tanımlama farklı. Örneğin son 4 hafta içinde iş aramayan ancak iş gelirse çalışmaya hazır olanlar da işsiz olarak sayılıyor geniş tanımda. Mesela daha fazla çalışmak isteyip part-time çalışmak zorunda kalanlar da burada işsiz sayılıyor ve onların tamamını topladığımızda Türkiye'deki işsiz sayısı TÜİK'in açıkladığı 4,5 milyon değil 8 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Toplam işsizlik oranının da en son açıklanan Eylül ayı verisi itibariyle %22,5 olduğunu görüyoruz ki burada yıl içerisinde %24'lerin üzerini gördüğümüzde aktaralım. Sıradaki grafiğimiz yine işsizlikle alakalı, işsizliğin farklı alt kalemleriyle alakalı ki şu anda Türkiye ekonomisinde işsizlikteki en büyük sıkıntı gençler arasındaki işsizlik. Çünkü halihazırda istihdam piyasasında olanlar iyi kötü bir şekilde işlerini koruyabiliyorlar ama istihdam piyasasına yeni girmeye çalışan gençler kendilerine bir iş alanı bulamıyorlar ne yazık ki ve bu yüzden de özellikle 15-24 yaş arasındaki işsizlik tarihi rekor seviyeleri. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce görülmemiş seviyelere yükseldi. Şu anda %26,1'lik bir genç işsizlik oranı söz konusu ki gençlerin %30'unun da ne istihdamda ne eğitimde olduğunu göz önünde bulundurursak toplamda %56'lık bir genç işsizliğiyle karşı karşıyayız ki bu bir toplumun karşılaşabileceği en büyük sorunlardan bir tanesi. Bir kişiye, bir öğrenciye 15-20 yıl eğitim yatırımı yapıp daha sonra iş hayatında onlara iş bulamamak çok ciddi bir kaynak israfı anlamına da geliyor ki gençlerin psikolojik durumlarını hiç hesaba katmasak dahi. Yine işsizlikten devam edeceğiz. İşsizlikle alakalı aslında sosyal krizden bahsediyoruz. Türkiye'de psikolojik krizlerden bahsediyoruz. Onun en büyük sebebi bu bir yıldan uzun süreli işsizler. Yani bir yıldan uzun süredir inatla, bıkmadan, ümidini kaybetmeden iş arayıp ve bu süre içerisinde de hiçbir şekilde iş bulamayan kişiler. Yani bu bir yıllık süre içerisinde hiç çalışmayan kişilerin sayısı 1.156.000 kişiye yükseldi ki bu da bir cumhuriyet tarihi rekoru. 2009 krizinde bu rakam en fazla 961.000'e yükselmişti ki biz bunu özellikle önümüzdeki aylarda 2020'nin ilk çeyreğine kadar, ikinci çeyreğine kadar bu oranın hızlı bir şekilde arttığını ve 1,5 milyonların üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz. Ekonomistler böyle düşünüyorlar daha doğrusu ve 1,5 milyon kişinin bir yıldan daha uzun bir süre iş bulamaması demek o kişinin hayata dair tüm ümitlerinin kaybolması anlamına gelir ki aslında işsizlikle ilgili en önemli, en dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu. Sıradaki grafiğimiz de yine işsizlikle alakalı. Bu son işsizlik alakalı grafiğimiz. Burada işsizliğe hangi sektörün daha çok sebep olduğu ile alakalı. Bu gördüğümüz yavru ağız grafik inşaat sektöründeki istihdamı gösteriyor. Orada 2018'in başında 2.2 milyonluk bir inşaat sektörü istihdamı vardı. Son gelinen noktada inşaat sektörü istihdamı 700 bin kişi azalarak 1,5 milyona kadar yükseldi ki toplam işsiz sayısı artışının neredeyse 3'te 2'si bu sektörden kaynaklandı. İşte hükümette bu yüzden inşaat sektörünü canlandırmaya çalışıyor. Konut kredisi kampanyalarıyla inşaat sektörlerini doğrudan kurtararak inşaat sektörünü tekrar canlandırmaya çalışıyor ama şu ana kadar yapılan çalışmalar bu konuda meyvesini verdi diyemeyiz ne yazık ki. İnşaat sektöründeki kan kaybı tüm teşviklere rağmen devam etti 2019'un geneli boyunca.
Sıradaki grafiğimize geçelim. Türkiye ekonomisinin diğer alanlarıyla alakalı. Aslında enflasyon oranı gerçekten çalışanların en yakından ilgilendiği alanlardan bir tanesi. Evet, işsizlerin durumu kötü ama çalışanların durumu da ne yazık ki iyi değil. Çünkü neden? Alım güçleri devamlı düşüyor ve maaşları enflasyon oranında artmıyor. Her ne kadar asgari ücrette vatandaşlarımızı enflasyona yedirmedik, yani enflasyon karşısında alım güçlerini düşürmedik dese de hükümet, aslında gerçekte öyle olmadığını, gerçekte sahadaki, pazardaki, çarşıdaki rakamların bu rakamların da üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada enflasyon oranının geçtiğimiz yılın sonunda %25'lere kadar yükseldiğini görmüştük. Daha sonra kademeli olarak düşen bir enflasyon oranı söz konusu. Bunun en büyük sebebi Türkiye'deki talep yetersizliği. Yani artan işsizlik, vatandaşların alım gücünün düşmesi ve nispeten sakin geçen dolar TL Türkiye'de enflasyonun 2019 yılı boyunca düşmesine yol açtı. Ancak enflasyon konusunda şunu her seferinde hatırlatmamız gerekiyor. Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi değil, fiyatların artış hızının düşmesi anlamına geliyor. Yani burada %25 artarken fiyatlar burada hala artmaya devam ediyor. Düşmüyor. %10 artıyor. Ve burada arttığı %20, yani daha önce arttığı %25'i de geri almış değil henüz. Ve fiyatlar dolayısıyla birçok alandaki fiyatlar Türkiye'deki özellikle düşük gelirlilerin, dar gelirlilerin harcama kapasitelerini aşmış ve dolayısıyla birçok vatandaş zorunlu harcamalarını dahi karşılayamaz. Onlardan dahi tasarruf yapar duruma gelmiş durumda ne yazık ki. Sıradaki grafiğimize geçelim. Az önce söylemiştik, Türkiye'de düşen büyüme performansına karşı kamu daha çok harcama yaparak bir şekilde bu ekonomik küçülmeyi durdurmaya çalıştı. Burada sadece bu da değil, seçim harcamaları, özellikle güvenlik harcamalarında da çok ciddi artışlar görüldü ve bu Türkiye'nin özellikle 2000'li yıllar boyunca son 15 yıldaki en önemli başarısı olarak kabul edilen bütçe disiplininden çok ciddi şekilde taviz verilmesine yol açtı. Burada koyu renkte gördüğümüz grafik Türkiye'nin bütçe dengesi. 111 milyar liralık son 12 aylık bir açık söz konusu en son açıklanan Kasım ayı itibariyle. Bu oldukça yüksek bir rakam. Türkiye ekonomisinin %3'üne karşılık gelen bir rakam. Evet, hala belki birçok ülkeden daha iyi durumda Türkiye bütçe konusunda. Ancak yine de buradaki açığın artık kaygı verici düzeylere geldiğini görüyoruz ki geçtiğimiz hafta yayınlanan IMF'nin 4. madde konsültasyon raporunda da evet, mali teşvikler şimdiye kadar ekonomiyi destekledi ancak burada artık sınıra gelindi. Bundan sonra çok da fazla bu mali desteklere başvurmak vereceği yarardan daha çok zarara yol açabilir tespitine yol açtı. Burada ikinci dikkat çekilmesi gereken nokta ise faiz dışı açık. Türkiye ekonomisi burada tarihinin en büyük faiz dışı açığını vermek üzere. Aslında 2001 krizi Türkiye'nin belki bütçe kriziydi ama o dönemde daha çok faiz harcamaları bütçenin içinde önemli yer kaplıyordu. Bu sene ise, yani bu seneki krizde ise faiz harcamaları değil, faiz dışı harcamaların çok ciddi seviyelere ulaştığını ve Türkiye'nin faiz dışı açıkta rekor bir seviyeye geldiğini bize ne yazık ki gösteriyor diyelim. Sıradaki grafiğimize geçecek olursak orada da dış ticaret performansıyla alakalı önemli bir gösterge bu aslında. Türkiye ekonomisinin kriziyle birlikte ithalat tutarının çok ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. 2018'in başında o ekonomi kredi garanti fonuyla hızlı bir şekilde büyürken ve iç tüketim canlıyken Türkiye yıllık 250 milyar dolarlık mal ithalatı yapıyordu. Ancak ekonomi durdu ve durunca, yatırımlar durunca ve tüketim durunca Türkiye'nin ithalatı neredeyse çakıldı diyebiliriz. 200 milyarlı seviyelerinde altına geldi. En son açıklanan Kasım ayı verisinde, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verisinde son 12 aylık ithalatın 200 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Peki ithalat bu kadar çakılırken, ihracat özellikle Türk lirasında bu kadar değer kaybı varken müthiş bir canlanma, bir atak var mı diye baktığımızda yok. 2018'in başında 161 milyar hatta 162 milyarlık bir ihracat rakamı varken çok küçük bir miktarda artarak 170 milyara yükselen bir 12 aylık ihracat tutarı söz konusu ki bunlar tutar. Aslında miktara baktığımızda %15-20'lik ya da hatta %30'luk artışlar var. Ancak Türkiye daha çok malı daha ucuza satmak zorunda kaldı son yıllarda. Çünkü yurt içine mal satamayan sanayiciler fiyat kırarak bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek için ihracata yöneldiler. Bu da Türkiye'nin ihracattaki birim kazancının gerilemesine yol açtı diyelim.
Bununla bağlantılı olarak cari açıkta sıradaki grafimizde Türkiye'nin uzun yıllardır en ciddi kronik sorunu olan cari açıkta da cari açık sorunu aslında kalmadı. Cari fazlaya geçti çünkü Türkiye. Burada görüyorsunuz yine 2018'in başlarında 58 milyar dolarlık 12 aylık bir cari açık vardı. Cari açığı vardı Türkiye'nin. Daha sonra rekor bir hızla düzelerek toparlanarak diyelim Türkiye bir anda devasa cari açık verirken cari fazla veren bir ekonomiye dönüştü. Burada çok ciddi bir dezenformasyon var. Hükümet bu durumu bir iktisadi başarı olarak lanse ediyor. Ancak bunun tek bir gerekçesi var. O da ekonominin durması, kimsenin yatırım yapmaması, kimsenin herhangi bir şekilde tüketim yapmaması. Dolayısıyla ithalat talebinin azalmasıyla Türkiye cari fazla verdi ki bunun da zaten sürdürülebilir olmadığını pek çok ekonomist söylüyor. Gelecek yıl Türkiye iç tüketimde bir miktar kıpırdandığı vakit Türkiye'nin dış ticaret açığı ve buna bağlı olarak da cari açığının tekrar artmaya başlanması bekleniyor diyelim. Sıradaki grafiğimize geçecek olursak bu da faizlerle alakalı. Aslında hükümetin ekonomi politikası var. Hangi bir var dersek o da faizleri düşürmek ve vatandaşlara ve şirketlere daha fazla borçlandırarak ekonomiyi canlandırmak diyebiliriz ve Merkez Bankası burada kritik bir rol oynuyor. Merkez Bankası faiz oranı açık renkli çizgide. Burada %24'lerin üzerine çıkan bir Merkez Bankası politika faiz oranı varken yüzde şu anda 11.8'lere hatta efektif olarak %10.5'lara kadar gerileyen bir Merkez Bankası faizi var ki şu anda Türkiye ekonomisi reel olarak yani enflasyona oranla baktığımızda negatif faiz veren bir ekonomi haline geldi ki bu konuda özellikle analistler 2020 yılının en büyük tehlikesinin bu olduğunu söylüyorlar. Türkiye ekonomisi reel faiz vermediği sürece Türk lirasında çok ciddi bir değer kaybı olabilir diyorlar. Birkaç grafimiz faizle alakalı olacak. Sıradaki de bununla alakalı. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesine paralel olarak Türkiye'de hem ticari hem de ihtiyaç kredi faizlerinde de sert bir düşüş oldu. Geçtiğimiz yıl özellikle %40'lara varan neredeyse bir ihtiyaç kredisi faiz oranları vardı ki bu faiz oranı benden kredi almayın demek aslında bankalar tarafından. Yoksa %40 faize tamam diyen tüketiciye de bankalar zaten kredi vermiyorlardı. Çünkü bu batıktır. %40 faizi geri ödeyemez. Dolayısıyla buna kredi vermeyeyim diyorlardı. Bu aslında kredi piyasasının durması anlamına gelen bir rakam. Ondan sonra bunu hızla gerilediğini gördük. Ticari kredi faizleri şu anda %15,8 düzeltiyorum. Tüketici kredisi faizleri %15,8 ihtiyaç kredisi ticari kredi faizi ise %13,8'e kadar gerilemiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına bakarsak önümüzdeki aylarda bu oranların %10'lu seviyelerinde altına gelmesi söz konusu. Peki krediler düşerken kredi hacmi ne oluyor diye baktığımızda burada çok ciddi artışlar son dönemde söz konusu. Sıradaki grafiğimiz de bununla alakalı. Burada kredi büyüme hızlarını görüyoruz. 3 farklı çizgi var. Toplam koyu renkli olan çizgi toplam kredi büyümesi, açık renkli olan kamu bankalarının, yeşil olan da özel bankaların kredi büyüme hızları. Burada görüyoruz ki son dönemde özellikle 2018'in başından başlayarak kamu bankalarının Türkiye'deki kredi hacminin önemli bir kısmını tek başlarına karşıladığını görüyoruz. Hem ticari hem de tüketici tarafında özellikle son aylarda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın başlattığı kredi kampanyaları, düşük faizli kredi kampanyalarıyla tüketici tarafında özellikle çok ciddi büyüme hızları görülüyor. Sıradaki grafiğimizde tüketici ve ticari kredi büyüme hızlarını gösteriyor. Burada evet, gördüğümüz şu açık renkli tablo, açık renkli çizgi tüketici kredilerindeki hızlı büyümeyi gösteriyor. %46'lık devasa bir artış var tüketici kredilerinde. Bu da konut kredilerinden ve otomotiv kredilerinden kaynaklanıyor. Bunu da daha sonraki grafiklerimizde o sektördeki satışları nasıl hızlandırdığını bize gösterecek diyelim. Sıradaki grafiklerimize geçelim. Evet, bu konut piyasası göstergesi. Burada hem konut kredisi faizinin hem de ipotekli satışları bir arada görüyoruz. Burada aslında birbiriyle çok alakalı iki grafik olduğunu görüyoruz. Konut kredisi faizleri şu açık renkli çizgi yükseldiği vakit ipotekli konut satışları düşüyor. Daha sonra konut kredisi faizleri düşmeye başladığı vakitte konut satışlarının arttığını görüyoruz. Şu anda Türkiye'de yaşanan bu. Konut kredisi faizleri düşüyor ve konut satışları artıyor. Ancak burada şöyle bir ayrıntı var. O ayrıntı şu ki bu son dönemde satılan konutlar yani son birkaç ayda gördüğünüz şu yükseliş sıfır konut satışları değil.
Sıfır konut satışları olmaması neden önemli diye baktığımızda Türkiye'de şu anda müteahhitlerin elinde yaklaşık 2 milyon konut olduğu söyleniyor ki aslında inşaat sektörünün yaşadığı krizin de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Daha önceki grafiklerimizde gördüğümüz o inşaat sektörü istihdamının düşmesinin en büyük sebebi bu. O konutlar satılmadıkça yeni konutlar yapılmayacak, yeni inşaatlar yapılmayacak. Dolayısıyla yeni istihdam sağlanmayacak şu anda ve hükümet o sektörü canlandırmak için düşük faizli konut kredisi kampanyası başlattı. Ancak o konutlar o kadar pahalı konutlar ki ve o kadar aslında talebe karşılık gelmeyen, herhangi bir taleple ilgisi olmayan lüks konutlar ki hala satılamıyorlar ve şu anki konut satışları ağırlıklı olarak ikinci elde yoğunlaşmış durumda. Bu da inşaat sektörünün kısa vadede 2019-2020'nin genelinde toparlanma ihtimalinin çok da kuvvetli olmadığını bize gösteriyor. Düşen kredi faizlerinin etkilediği bir diğer gösterge var sıradaki grafiğimiz. O da otomotiv pazarı aslında çok net görünmüyor ama yine de bu Türkiye'nin 2010 yılından bu yana Türkiye otomobil pazarını 12 aylık satışları gösteren grafik. Burada 2010 sonrasında az önce de bahsettik 2010-2011 yılında Türkiye ekonomisi çok hızlı büyürken otomobil satışları da hızlı bir şekilde artmış ve ondan sonra nispeten istikrarlı bir şekilde otomobil satışlarının hızlı gittiğini görüyoruz ve 2015, 2016 ve 2017'de üst üste 3 yıl Türkiye'de her yıl 1 milyon üzerinde araç satıldı ve Türkiye otomobil pazarı da bu 1 milyonluk araç satışına göre dizayn edildi. Ancak 2018'in ortasına itibaren otomobil satışları deyim yerine ise çöktü. 1 milyonlardan 400 binlere kadar hatta 400 binlerin altına kadar neredeyse gerileyen bir otomobil pazarı söz konusu oldu. Ama grafiğin en sağında gördüğümüz o yukarı yönlü hareket az önceki kredi faizleriyle alakalı. Burada bir dipten dönüş görüyoruz otomobil satışlarında. Bunun da çok basit cevabı çok basit. Kamu bankalarının başlattığı kredi kampanyaları özellikle %0.49'a kadar gerileyen kamu bankalarının taşıt kredisi faizleri otomobil satışlarını son birkaç ayda bir miktar arttırdı. Ancak yine de burada konutta olduğu gibi güçlü bir artış görmüyoruz. Sebebi de şu, araç fiyatları o kadar arttı ki sıfır faizli kredi dahi olsa vatandaşların çok önemli bir kısmı o aracı almaya alım güçleri yetmiyor. Ve dolayısıyla bunu birçok araştırmadan da görüyoruz. Türkiye'de bir arabayı karşılayabilecek hane halkı oranı %30'lara kadar gerilemiş durumda ki Avrupa'nın ortalaması burada %70'lerin üzerinde. Artık Türkiye, yeni Türkiye'de pek çok aile ne yazık ki düşük faizle de olsa, sıfır faizle de olsa araba alacak gelire sahip değil. Sıradaki grafiğimize gelirsek, faizler düştü, bazı tüketim kalemleri arttı ancak tüketicilerin güveni arttı mı diye baktığımızda hayır ne yazık ki artmıyor. Bunlar resmi veriler, TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi. Ekonomik güven endeksinde sektörel güven endeksleri ve imalat sanayinin güven endeksi de var ekstra. Burada sadece tüketicilerin ekonomiye dair ve kendi maddi durumlarına dair duydukları, verdikleri cevaplardan oluşturuluyor bu endeks. Burada 100 seviyesi, şurada 59 seviyesindeyiz gördüğümüz gibi ve çok uzun bir zamandır neredeyse 2018'in sonlarından ve 2019'un tamamında bu seviyelerde kaldı tüketici güven endeksi. 100 seviyesinin altı kötümserliği, 100 seviyesinin üzeri iyimserliği işaret ediyor. Burada 100 seviyesinden bu kadar uzak bir tüketici güven endeksi görmemiz tüketicilerin henüz Türkiye ekonomisine dair herhangi bir olumlu beklentisinin olmadığını bize işaret ediyor diyelim. Ekonomik güvende de 94 seviyelerinde. Orada bir miktar toparlanma var. Burada özellikle sanayi sektöründe son aylarda biraz güçlü bir seyir söz konusu. Daha sonra üretim göstergeleri verisinde de bunun ayrıntılarını göreceğiz. Orada biraz tüketiciler iyi, yani tüketicinin güveni yokken imalat sanayi sektörünün özellikle ihracat yapan imalat sanayi sektörünün bir miktar toparlandığını son aylarda söyleyebiliriz. Sıradaki grafiğimize geçtiğimiz zaman evet, Türkiye'de iç tüketimin son aylarda artmasıyla alakalı bu grafik. Perakende satış hacmi. Burada bu çöküşü birçok alanda gördüğümüz çöküşü perakende satışlarda da görüyoruz. Yıllık bazda %8,8'e varan bir satış hacmi düşüşü var ki Türkiye hala genç bir ülke ve nüfusu artan bir ülke. Nüfusu artmasına rağmen perakende satışların düşmesi gerçekten de ekonomik krizden başka bir şeyle açıklanamaz ve %8,8'e kadar gerileyen düşüşten sonra bir miktar toparlanma görüldü. Şu anda %5,9 artan bir perakende satış hacmi artışı var Türkiye'de. Ancak bu yıllık veriler, aylık verilere baktığımızda en son mesela Ekim ayı verisi gelmişti. Orada aylık bazda %0,2'lik bir düşüş olduğunu da hatırlatalım. Yani tüketicilerin perakende harcamaları öyle gümbür gümbür de gelmiyor. Bir miktar toparlanma var sadece. Sıradaki grafiğimize geçecek olursak
Evet, bunu az önce bahsetmiştik. Üretim göstergelerinde bir miktar toparlanma var. Burada koyu renkli olan sanayi üretiminin yıllık değişimi, açık renkli olan ise imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi. Bu da bir çeşit güven endeksi olarak görebiliriz. Orada 2019'un ortalarından itibaren yukarı yönlü bir seyi var. Özellikle PMI tarafında, yani imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinde neredeyse artık artışa işaret edecek eden seviyelere gelmiş durumdayız. Orada 50 seviyesi nötr seviye, 50'nin üzeri büyümeye işaret ediyor. Henüz o seviyeye gelmedi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, ama önümüzdeki aylarda orada bir toparlanma olmasının mümkün olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Şimdi sıradaki grafiğimize geçelim. Türkiye ekonomisinin aslında belki de iyi giden tek taraflarından bir tanesi, ama o da, orada da resim tek başına iyi diyemeyiz. Burada Türkiye'ye gelen turist sayısında net bir olumlu hava görüyoruz. Bu da uzun vadeli bir grafik. 2011'den başlıyor. Şu düşüş Rus uçağının düşürülmesinin yarattığı ve Türkiye, özellikle Türkiye'deki güvenlik endişelerinin yarattığı düşüş. Burada 2015'in sonunda Suriye'nin kuzeyinde Rus hava kuvvetlerine ait bir uçak düşürülmüş ve Rusya'nın Türkiye'ye ambargoları başlamıştı. Onun dışında Türkiye'nin içerisinde çok ciddi saldırılar gerçekleşmiş ve özellikle Atatürk Havalimanı saldırısından sonra IŞİD'in gerçekleştirdiği Türkiye'ye turist akışında çok ciddi bir gerileme görülmüştü ve 136 milyondan sadece bir yıl içerisinde 25 milyona kadar gerilemişti Türkiye'ye gelen turist sayısı, ama ondan sonra çok güçlü bir artış görüyoruz. 25 milyondan 45 milyona yükselen bir turist sayısı var ki Türkiye'ye gelen, bu oldukça yüksek bir artış. Peki neden geliyor turistler Türkiye'ye diye baktığımızda tek bir gerekçesi var şu anda: ucuz olduğu için geliyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Kişi başı harcama rakamlarından anlıyoruz. Türkiye'de 2014 yılında, yani şu yıllarda Türkiye'ye gelen bir turist ortalama olarak 850 dolar para harcıyordu Türkiye tatili sırasında. Şimdi gelen turistlere baktığımızda 600 dolarlar civarında para harcıyorlar. Yani artık Türkiye'yi ucuz olduğu için gelenler sadece Türkiye'ye geliyorlar. Onun dışında kültür turizmi, kongre turizmi, spor turizmi gibi kişi başı döviz getirisi daha yüksek olan sektörlerde, alanlarda Türkiye'nin çok ciddi şekilde turist çekemediğini görüyoruz. Bu da Türkiye'nin daha çok turiste, daha az gelirle ağırlaması anlamına geliyor ki aslında ihracat rakamlarında da benzer bir durum söz konusu. Türkiye nasıl daha fazla malı daha düşük ücretle satıyorsa, turizm tarafında da Türkiye'nin daha fazla turisti daha az gelirle ağırladığını söyleyebiliriz. Grafiklerle ilgili durumumuz bu. Yanlış hatırlamıyorsam son grafiğimizdi galiba. Evet, son grafiğimizdi. Türkiye ekonomisinin durumunu grafiklerle anlatmaya çalıştık. Hala Türkiye ekonomisi çok ciddi şekilde sıkıntı yaşıyor. Bir miktar son dönemde bazı göstergelerde toparlanma olduğunu gördük. Özellikle kredi tarafındaki gelişmelerle birlikte Türkiye'de iç tüketimin yılın son çeyreğinde ve muhtemelen 2020'nin ilk yarısında kuvvetli bir şekilde artacağını söyleyebiliriz. Bu da Türkiye ekonomisinin geçici de olsa iyi bir performans göstereceğini işaret ediyor bize. Ancak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kırılganlıklarının önemli bir miktarda devam ettiğini, hatta bazılarının artarak devam ettiğini görüyoruz ki orada yapısal çözümler geliştirilmedikçe Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğin beklediğini söyleyemeyiz. Biz yılın son ekonomi politik programını burada bitiriyoruz. Şimdi ekranlara 2019 panoraması gelecek. Türkiye ekonomisi 2019'u önceki yıllardan kalan olumsuz mirasın gölgesi altında geçirdi. Ekonomik durgunluk yılın geneline yayıldı. Hükümetin çaresizce başvurduğu teşvik mekanizmaları arzu edilen sonuçları vermedi. Ekonomik krizin en büyük kaybedeni emekçiler oldu. İşsizlik arttı, ücretlilerin alım gücü geriledi. Şirketler de krizden nasibini aldı. 2019'da birçok şirket konkordato ilan etti. Bazılarının iflasına karar verildi. Bu süreçte Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına çözüm geliştirilmedi. Tüm politikalar günü kurtarmaya odaklandı. Bu sebeple 2020'ye yönelik beklentiler olumsuz kalmaya devam ediyor. 2019'un ilk aylarında Türkiye ekonomisinin bir numaralı gündemi hayat pahalılığıydı. TÜİK'e göre birçok gıda ürününde iki katı aşan fiyat artışları yaşandı. Ekonomi yönetiminin fiyat artışlarına verdiği yanıt ise gıda depolarını basmak oldu. Bu da işe yaramayınca tanzim satış devreye sokuldu. Sadece belirli bölgelere açılan tanzim satış noktalarında oluşan uzun kuyruklar eleştiri konusu oldu.
Hükümetin yaptığı zamlar ve vergi artışları da vatandaşların maddi durumunu daha da kötüleştirdi. Vatandaşlar 2019'da artan fiyatlarla boğuşurken bir yandan da işini kaybetme tehlikesi altında günlerini geçirdi. Bu süreçte milyonlarca kişi işini kaybetti. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 333 bine, işsizlik oranı %24.2'ye kadar yükseldi. Uzmanlar bu rakamın daha da artacağını ve Türkiye'nin bu yüzden büyük bir insani ve sosyal krizle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Krizin bedelini büyük ölçüde emekçiler ödese de şirketler için de zorlu bir yıl geride kalıyor. Birçok şirket banka borçlarını ödeyemedi. Yüzlerce çalışan işten çıkarıldı. Konkordato ilan eden ya da iflas eden şirketler piyasadaki nakit akışının tamamen durmasına da yol açtı. Bankalar yüzlerce milyar liralık ödenmeyen krediyi yeniden yapılandırdı. Buna rağmen ödenmeyen kredi sorunu büyüdü. Banka bilançoları yeni kredi veremeyecek derecede bozuldu. Hükümetin krize yönelik uygulamaya koyduğu temel politika, vatandaş ve şirketleri daha fazla borçlandırmak oldu. Kamu bankaları üzerinden devreye sokulan düşük faizli kredi kampanyaları ile ekonomi canlandırılmaya çalışıldı. Merkez Bankası da faizi %24'ten %12'ye indirerek bu politikanın parçası oldu. 2019'un son aylarında ucuz kredinin etkisiyle yurt içi tüketim bir miktar kıpırdandı. Uzmanlar bu politikanın ekonomik büyümeyi kısa vadede artıracağını ancak riskleri de büyüteceğini belirtiyor. Kamu maliyesi hükümetin verdiği teşvikler ve azalan vergi gelirleri yüzünden büyük açıklar verdi. Tek seferlik gelirler dışarıda bırakıldığında 11 aylık faiz dışı açık 100 milyar lirayı buldu. Bütçede bu düzeyde bir bozulma 2001 krizinde dahi görülmemişti. Ekonomistler kriz dönemlerinde kamu açığının artmasının gerekli olduğunu ancak hükümetin harcamalarını verimsiz alanlara harcadığını savunuyor. 2018'deki kur krizinin ardından 2019'da piyasalar nispeten sakin bir dönem geçirdi. Dolar TL karşısında %11 civarında yükseldi. Bu da Türk lirasının reel değerinin son bir yılda değişmediği anlamına geliyor. Yıl içerisinde İstanbul seçimlerinin iptali ve ABD ile ilişkilerin gerilmesi gibi durumlar, dönemsel oynaklıkların yaşanmasına yol açtı. Her şeye rağmen vatandaşlar ve şirketlerin dövize ilgisi 2019'da da artarak devam etti. Bankalardaki toplam döviz mevduatları 35 milyar dolar artarak, rekor bir seviye olan 195 milyar dolara kadar yükseldi.